Hayırlı akşamlar efendim. Dipnot programında bu akşam sizlerle birlikteyiz ve asrın hastalığı olan kanser. Evet, aslında çok kısa bir kelime ama anlam içeriği bakımından oldukça fazla ve insanların üzerinde de fazlasıyla etkili olan bir hastalık. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle bu işin uzmanı, kanser hastalıkları uzmanı, genel cerrah profesör doktor Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde profesör Sayın Zafer Utkan konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, hoş bulduk. Sayın Utkan, şimdi 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dedik. Şimdi aslında kanser haftası sadece belli zamanlarda değil, sürekli gündemde olan bir konu. Kanser hastalığı etrafımızda o kadar çok duyuyoruz ki, yani birisi işte lenf kanseri ise bir başkası göğüs kanseri, bir başkası kolon kanseri, bir başkası mide. Yani vücudumuzdaki bütün organlarla ilgili bir kanser mücadelesi var. Biz kanserin neresindeyiz ve erken teşhisle ilgili evet, neler yapmamız gerekir? Buyurunuz efendim. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hem Ramazan ayını hem de önümüzdeki bayram münasebetiyle Ramazan bayramınızı ve tüm dinleyenlerimizi Ramazan bayramında tebrik ediyorum şimdiden. Çok teşekkür ederiz. Yani bayram gibi özel, önemli bir günün hemen önünde tabii kanserden bahsetmenin de belki güçlükleri olabilir diye düşünmek mümkün ama bu artık bizim gündemimizden çıkmaması gereken bir şey. Maalesef. Belki de bu nedenle böyle birbirine maalesef yakın hem bir bayram sevinci ama bir taraftan hani duymaktan imtina etmeye çalıştığımız kelimelerle şu anda konuşuyor olmakta belki de bir sakınca yok. Çünkü hepsi iç içe girmiş vaziyette aslında. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası ama örneğin hem dünyada hem Türkiye'de kadınlarda ya da erkeklerde daha çok görülen kanserlerin, yani organ kanserlerin kendine göre farkındalık yaratmak ve onunla ilgili gelişmeleri duyması gereken popülasyona, kişilere bildirmek gayesiyle etkinlikler düzenlenen farklı zaman dilimleri de var. Mesela meme kanseri için bu Ekim ayı farkındalık evet, ayı, onunla ilgili de sizlerle sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. 16 Ekim meme kanseri farkındalık günü. Mesela Kasım ayı prostatla ilgili ki prostat erkeklerde en sık görülen kanser, prostat kanseri. Aralık ayı akciğer kanseri ilgili. Dolayısıyla böyle bir paylaşım söz konusu. Bununla birlikte tabii dünyada da kanserle ilgili farkındalık yaratan günler de söz konusu. Mesela 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Bütün bunların hepsi aslında kanserin konuşulması gereken bir konu olduğunu bize anlatıyor. Ama bununla birlikte sinsi bir hastalık olmadığını, bir takım belirtilerinin, belki biraz sonra konuşacağız bunları, belirtilerinin varlığında daha erken yakalanma, tedavi edilebilme, vücudun bu hastalıktan tamamen kurtulmasının sağlanması, doğru yerlere ulaşmanın nasıl olacağını öğretildiği etkinlikler şeklinde biz değerlendiriyoruz bu zaman dilimlerini. Hı hı. Çünkü hemen her zaman ve her gün bu etkinlikleri yapmamız pek mümkün değil ama işte böyle zaman dilimlerinde hem sizler aracılığı ki en etkili yöntemlerden bir tanesi işte sosyal medya ve ulusal görsel ya da yazılı basındaki açıklamaların çok da yerinde ve doğru olduğunu, dolayısıyla daha geniş kitlelere ulaşmanın da kolaylaştırıldığını düşünüyoruz bu konuda. Hı hı. Sayın Utkan, demin dediniz ki kadınlarda ve erkeklerde, önce şunu bir ayıralım mı? Evet. Hani kadınlarda rastlanan, daha çok rastlanan kanser türleri, erkeklerde rastlanan türleri, bir de vücut belirti veriyor dediniz. Anlamıyor muyuz biz? Hani o ilk belirtileri ya kondurmak mı istemiyoruz? Hangi belirtiler? Yani evet, size gelmeden önce vücudumda bir değişiklikler oluyor. Bunlar neler demeliyim? Evet.
Daha önceki söyleşilerimizde de belki hatırlarsanız hemen her organa ait kanser olabileceği gibi bir organın birden fazla tipte kanseri de olabilir. Dolayısıyla aslında bizim literatürümüzde 200'ün üzerinde kanser tipi var. Bunların hepsini detaylı olarak anlatmak, değerlendirmek zaten pratik olarak mümkün değil. O zaman yapmamız gereken şey kadın aslında şöyle düşünmek lazım. Yani bir hastalığın en çok sakat bırakan ya da öldüren şekli nedir? Yani bu bir ishal mi? İnfeksiyon hastalıkları mı? Bakın pandemi bizi perişan etti. Evet. Aslında kanser hastalığıyla ilgili şeylerimiz geride kaldı. İkinci planda kaldı. Rafa kaldırdık ya da farklı bir takım şeyler düşünmeye başladık onlarla ilgili. Ve bazı bir itiraf etmemiz lazım. Bazı gecikmeler, hastaların hastanelere ulaşması, bizim onlara müdahale etmemiz değil. Bazı sıkıntılar olmadı değil elbette. Ama kanserin şöyle bir özelliği var. En çok sakat bırakan, öldüren hastalıklar grubu. Birden fazla hastalıklar grubu. O zaman ülkeler kendi kanser hastalık yükünü bilmek zorundalar. Dünya Sağlık Örgütü her yerden veriler topluyor ama doğrusu bizim ırksal açıdan, yaşadığımız coğrafya açısından neyle muhatap olmamız gerektiğini bir sağlık profesyoneli olarak bilmeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde Amerikan literatürü, İngiliz, Anglo-Sakson literatürüne göre değerlendireceğiz ve belki de bizim toplumumuza daha az problem yaratan türler konusunda daha bu işin kompetent ya da uzman olma çabası. Doğrusu bu değil. Ama şöyle bir benzerlik de var. Örneğin kadın kanserleri arasında dünyada da ülkemizde meme kanserinin birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Yine kadın kanserleri arasında baktığımızda başka yerlerde işte rahim kanserinin, işte mide kanserinin, karaciğer kanserinin, işte mesane kanserinin önde olduğu bir takım durumlarda bizde tiroid kanseri ikinci sırada yer alıyor. O zaman ben bu ülkenin sağlık profesyoneli olarak benim için önemli olan şey belki de rahim ağzı kanserinden önce tiroid kanseri ya da tiroid hastalıkları olmalı gibi. Erkekler için de prostat kanseri öne çıkıyor. Sonra akciğer kanseri, kolon rektum kanseri vesaire diye gidiyor. Ama bir şey daha söylemek lazım. Daha az görüyormuş gibi gözükse de akciğer kanseri kadınlar için de sorun. Fakat maalesef en çok öldüren kanser grubuna giriyor. Bu da Salih Hoca'dan esinlenerek söyleyeceğim. Akciğer kanseri ortaya çıktığında ağrı vesaire yapmıyor. Belirtileri çok fazla değil. Dolayısıyla da geç yakalanmaya da geç evrede yakalanması onun tedavi konusundaki kısıtlamalara gidilmesine sebep oluyor. Bir başka sorumuz. Şimdi insanlar akciğer kanserinde sinsi ilerliyor dediniz. Evet, karaciğer evet. Kanseri. Şimdi bulgulara girelim arzu ederseniz. Buyurun kesiyorum. Lütfen. Mesela makattan kanamamız oldu. Bu hepimizde olabilecek şeyler. Büyük bir olasılıkla da bir çatlak, fissür, hemoroidal bir kanama olabilir. Bu tamamen iyi huylu hadise. Ama bu ısrarla bir hafta 10 gün, 15 gün, 20 gün, bir ay boyunca eğer devam ediyorsa o zaman altta yatan sebep çok belirgin ve daha önceden adı konmuş bir hemoroid hastalığımız olsa bile başka bir problemimizin olmadığını araştırmayı gerektirir. Ya da çok istekli ya da gönüllü olarak kilo vermediğimiz halde ama bakıyorsunuz ki birkaç ay içerisinde aslında bir 8-10 kilo kadar kilo kaybınız var. Spesifik olmayan bir bulgu bu. Bu bir pankreas tümörü olabilir, mide kanseri olabilir. Katabolik etkisi nedeniyle kanser sizin hücrelerinizi kullanıyor olabilir, yiyeceklerinizi kullanıyor olabilir. Dolayısıyla bu tip şeylerin uzun sürmesi, mesela bir yara söz konusu cildimizde. Biliyorsunuz her yaşta kolaylıkla iyileşebilir. Belli yaşlarda bu biraz gecikmiş olsa bile ama bir 20 gün boyunca, 30 gün boyunca iyileşmeyen bir yarayla karşı karşıyayız. Onda bir sorun olabilir. Aslında budur. Sinsiliğin ya da sinsi olmamasını bunu kastetmeye çalışmıştım. Yani var olan bir takım aslında doğalmış gibi gözüken zaman zaman olduğunu kişinin itiraf ettiği şeylerin beklenenden daha uzun sürmesi daha dikkat çekici hale gelir. Mesela cildimizdeki benler, nevüsler hepimizde var.
Bazen onların kaşınması, kopması, kanaması, karakter değiştirmesi, birdenbire kayboluyor gibi olması ya da yeniden ortaya çıkması gibi şeyler, onun karakterin değiştiğini ve farklı bir yöne doğru gittiğini, transform olduğunu bize söylüyor olabilir. Dolayısıyla bu tip şeyler, bilgiler bize, yani bir uzman hekimin gözükmemiz gerekli olanını taşıyor. Bu değişiklerin hepsi için eşittir kanser anlamı taşımayacaktır ama araştırmaya değer bir durum olduğunu söylemeye çalışıyorum. Peki Sayın Hocam, hangi tahlilleri yaptırmak gerekir onun için? Şimdi tabii bu şikayetlerinizin durumuna göre olacak şeyler. Yani bir anormal kanamalarınız hani devam ediyor ise. Vücudunda bir değişiklik var diyorum. Evet evet. Tamam. Anormal, burada da aslında şunu söyleyebiliriz. Asemptomatik dediğimiz kişiler için en çok karşılaşılan problemler nedeniyle periyodik bazı işlemlerin yapılmasına biz tarama yöntemleri diyoruz. Ve bu toplum tabanlı tarama, işte ketemlerde yapılan şeyler. Orada sorun yok. Yani bulgu yok, belirti yok, şikayetiniz yok. Ama siz örneğin 40 yaşına geldiniz, mamografi çektirmeniz gerekiyor Fazile Hanım, Ayşe Hanım. Davet ediyorlar. Ve sizi periyodik olarak bir sene sonra şikayetleriniz gene yok. Bir sağlık kurumuna, hekime gitmenizi gerektirmiyor. Tekrar davet ediyorlar. Bu şu anlam taşıyor aslında. Böyle bir problem çıkabilir. Buna engel olacak bir sorunu şeyimiz yok. Engelimiz yok. Bunu karşılayacak herhangi bir tedavi, belirti ya da başka bir şey söz konusu değil. Fakat biz o kanserin bulgusunun işte o mamografik filmde görebiliyoruz. Dolayısıyla çok erken yakalama şansına sahibiz. Halbuki o 1,5 sene sonra karşımıza bir kitle olarak çıkacak belki de. Ama biz onu 1,5 sene önce yakalama şansına sahibiz. O zaman organı koruyabileceğiz. Hastalıktan tamamen vücudumuzu kurtaracağız, eradike edebileceğiz. Ve çok erken yakalandığında buna bağlı ölümlerin sayısını azaltmak şansımız çok artacak. Bu dünyada %50'lerin üzerinde. Yani bundan 45-50 sene önce dış ülkelerde yapılan şeyler bizde de 2000'li yılların başına itibaren yapılmaya başlandı. Orada ketemleri yeniden tekrarlamakta fayda var. Kanser erken teşhis tarama merkezleri, meme için mamografi, serviks dediğimiz rahim ağzı kanserin araştırılması için sürüntü alarak değerlendirme, daha sonraki zaman diliminde de büyük abdeste kan bakarak gaytada gizli kan dediğimiz test de kolon ve rektum kanserlerinin değerlendirilmesi. Zaman olarak söylemek gerekirse de ülkemizde başlangıçta 50'li yaşlarda mamografi çekilmesi istenirken ancak yaptığımız çalışmalar bizde 40'lı yaşlarda Avrupa'da Amerika'dakinden daha erken yaşlarda daha fazla yüzdeyle gözüktüğünden dolayı Sağlık Bakanlığı ikna edilmiş Meme Federasyonu tarafından. Ve dolayısıyla 40'lı yaşlardan itibaren ve her yıl çekilecek mamografi. Demek ki 40'lı yaşlardan itibaren asemptomatik insanlar için meme filminin çekilmesi. Rahim ağzı kanseri için 35'li yaşlardan itibaren, ulusal taramadan bahsediyorum. Ketemlerde yapılan. 35'li yaşlardan itibaren 5 yılda bir yapılması. Kalın bağırsak kanserleri, rektum kanserlerini araştırması için gizli kan testinin de 50'li yaşlardan itibaren her cins için, her cinsiyet için, kadın erkek için yapılması gibi bir ulusal tarama programı var. Mesela meme ile ilgili değerlendirmeler İngiltere'de 3 senede bir yapılıyor. Aslında bu oradan anlayışı, kendi hastalık yüklerinin sıklığı, ekonomisi gibi bir takım işte sağlık sistemlerinin durumuyla da ilişkili ortaya çıkan şeyler. Elbette çok ciddi bir yük de getiriyor gibi gözükse de ama hem bireysel hem de devlete getirdiği yükü hastalık ortaya çıktığı zaman tedavi etme çabamızdan çok daha avantajlı ve çok daha yararlı koruyucu sağlık hizmeti haline getirmiş olacağız. Sayın Hocam, peki kanser vakalarının bu kadar artmasının nedeni sizce nedir? Yani şöyle bir madde madde sıralarsak ilk 3 madde sizce nedir efendim? Evet, zaten ben de 3'e indireceğim. Çünkü çok fazla. O kadar çok. Spesifik olmayan şeyler de var. Yani bazı problemler sanıyorsunuz ki sadece işte muhatap olduğu alanı ilgileniyor. Hayır, öyle değil. Aslında
Örneğin sigara. Sigara içimi, sigara kağıdının yanmasıyla aslında 4000'in üzerinde zararlı madde. Hele bunların 300 tanesinin çok daha zararlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ne kadar erken sigara içiminin başlanması ve uzun süre kullanılmasının verdiği zararlar muazzam. Meme kanseri, gırtlak kanseri ve akciğer kanseri, mesane kanseri, mide kanseri gibi. Bakın çok fazla sanki sigaranın hiç iletişiminde olmayacağı organlar evet. Çünkü sıraladığımız şeyler. Hani sigara deyince hemen akciğer evet, kanseri akla tabii, geliyor tabii. Aslında ama. Beslenme aslında. Yani bu bunların sonucunda obezite, yani dengesiz beslenme ve kilo. Kilo ile ilişkilendiriyoruz. Mesane kanserini, mide kanserini, meme kanserini, tiroid kanserini vesaire gibi böyle düşünün. Ve tabii yaş. Şimdi bu sigara ve beslenme ve obezite ile ilgili şey aslında değiştirilebilir şeyler. Yani buna yaşam biçimiyle, yaşam tarzımızla ilgili şeyler. Ama yaş öyle değil tabii. Durdurmak söz konusu değil. Evet, buna engel olmayacağız elbette. Ama mesela meme için bunu söyleyebilirim. 30'lu yaşlarda 2500 kadında bir kişideyse diyelim. Ama 70-80 yaşında 7-8-8-10 kadından bir tanesinde. Yani yaşla birlikte bir organ kanserinin muhtemelen bir meme kanseri ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü kadınlardaki 4 kanserden bir tanesi meme kanseri. Dolayısıyla yaşımızın engel olamadığımız bu durumu daha düzenli ve periyodik takip etmemize yarıyor. Hangi testleri yapmamızın gerektiğini şeyi de aslında hangi organla ilişkili problem düşündüğümüz söz konusu. Mesela bir kanamayla gelen hasta için kan testleriyle başlamak, hemogramıyla, biyokimyasıyla başlamak. Bunun örneğin büyük abdestin siyah katran gibi çıkmasının sebebinin mideyle ilişkili bir problemden kaynaklanmış olabileceği ya da taze kırmızı renkli bir kanamanın varlığının ince bağırsaklar veya pasajın hızlanması nedeniyle ince bağırsaklar ya da kalın bağırsakla ilgili problem olacak. Dolayısıyla bir endoskopik değerlendirme yani gastroskopi, kolonoskopi gibi. Eğer akciğerlerle ilgili sorunumuz varsa geçmeyen öksürük düşünün. Sekresyon, balgam, halsizlik, yorgunluk, ateş yükselmeleri, bir akciğer grafisi ya da bir akciğer tomografisinin varlığı gibi. Yani dolayısıyla biraz semptomlarla ilişkili testler, tetkikler istenmesi gerekir. Ama her tetkikin istenmesini de istemiyor. Bu vesileyle onu söylemekte fayda var. Bu hafta içerisindeki bir toplantı, internet üzerinden bir toplantıda da bahsedilen Amerika'da bile PET filminin çekilmesine ilgili yasaklar söz konusu. Ama bizde? Bizde inanılmaz derecede. Evet. PET bir, çekilmediği zaman bir de hekimlere kızılıyor yani. Ben evet fazlasıyla PET, bir çatışmaya evet, ve tartışmaya yol açıyor. Sizler de biliyorsunuz basında da bunlar yer alıyor. Ve fakat bunu defalarca da söylüyoruz. Hastaların talepleri de söz konusu. Ama daha da acı ve dramatik olanı tabii sağlık profesyonelleri istiyor bunu. Yani dışarıda hekim arkadaşlarımız bunu özellikle uyarmakta fayda var. Bir PET filmi en az 10 tane tomografi çekmiş kadar bizde radyasyon almamıza yol açan aslında konvansiyonel yani diğer yöntemlerle keşfedemediğimiz için saklamaya çalıştığımız bir tedavi yöntemi, tanı yöntemi. Yani daha pek çok zararsız ama fikir verici bizim hastayı değerlendirmemizin neredeyse tama yakın sağlayacak başka radyolojik incelemeler ya da hematolojik incelemeler varken hemen ilk ağızda PET filmi çektirmesi çabasının ülkemiz içinde bir halledilmesi gereken, düzeltilmesi gereken bir sorun olduğunu da burada söylemek istiyorum. Yani hastalarımızın PET film çektirmeyecek misiniz hocam lafı bizi bazen çok üzüyor. Bunun gereksizliğini ama makul bir dille de ifade etmeye çalışıyoruz. Anlayışla karşılayanlar da var. Ama çekilmiş olarak gelenler de söz konusu olunca ona da yapabileceğimiz şey yok. Ve onun en azından sıklığını azaltarak daha sonraki süreçlerde o testi daha az kullanmak ya da kullanmadan diğer yöntemlerle bu işleri çözme gayretindeyiz. Aslında hiçbir film tam olarak olayı aydınlatmıyor gibi gözükebilir. Onun için bu tercihleri genellikle hekime bırakmak,
Ve bu taleplerden vazgeçmelerini de insanlarımıza istemek herhalde bizim de hakkımız. Sayın Utkan, şimdi tedavilerden madem bahsediyoruz, şimdi özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, evet, radyoloji ve kemoterapi, değil mi, kanser için yapılan radyasyon onkolojisi. Evet. Yani yapılan yöntem hep aynı. Tabii. Şöyle diyelim isterseniz, 3 tane tedavi yöntemi var kanser hastalarımızda. Bunlar içerisinde hangisiyle muhatap olmaları gerektiği kararı içinde mutlaka şunu söylemem lazım. Biz bunu çok iyi yönetiyoruz. 20-25 sene üzerinde çok disiplinli ekipler, yani onkoloji kurullarında karar veriyoruz. Yani kişinin bireysel olarak neye ihtiyacı var? Hangi tedaviye? Hı hı. Hangi tedaviye öncelikle vermemiz gerekiyor ve sonrasında hangi tedaviye geçilecek ve nasıl takip edecek kararları? Yani sadece ben karar vermiyorum. Radyasyon onkolojisi, tıp, medikal onkoloji ve burada bize o bilgileri veren ve o bilgilerin ışığında hastayı değerlendirmemizi sağlayan patoloji ve radyoloji son derece önemli. O ekip üyeleriyle birlikte verilen kararlar bence en sağlıklısı, en doğrusu kişisel olarak. Yoksa örneğin meme için söyleyeyim, her hasta ameliyat edilebilir. Fakat biliyoruz ki meme biyopsisinde alınan ve dolayısıyla memenin karakterini gösteren bir dolu özellikleri bazen önce ilaçlama yaparak, yani kemoterapi vererek, daha sonra cerrahin uygulanmasının hastanın çok daha fazla fayda sağlayacağı yöntem diye gösteriyor. Dolayısıyla bunu hasta bilmiyor. Ve ancak bunu hastanın o özelliklerine bakarak biz değerlendirerek teklif ediyoruz. Bazen hemen ameliyat olmak, işte ondan kurtulmak vesaire gibi o psikolojik şeyi yıkmak çok kolay olmuyor. Ama işte hasta hekim arasındaki güvenle bunları çözmeye gayret ediyoruz. Fakat bizim o kurduğumuz şey, organizasyon, artık bütün dünyada da bu böyle. Yine yurt dışında çok daha önceden yapılan ama bizim de 20-25 seneden beri uyguladığımız bir yöntem çok daha sağlıklı ve her birey için en doğru kararın verilmesini sağlayan bir yöntem. Burada cerrahi kararı da verilebilir. Tıbbi onkoloji, kemoterapi kararı verilerek lokal olarak biraz iri büyük, evresi yüksek şeyin, lezyonun küçültülmesi, büzülmesi ve belki de organı koruyan bir ameliyat yapma şansını bize yeniden sağlaması söz konusu olabilir. Ve radyasyon onkolojisinde uygun yerlerde %3, %5 de olsa katkı sağlayacak cerrahiden sonra uygulamaları şeklinde en az 3 tane yöntem söz konusu. Peki efendim, hangi kurum olursa olsun, evet, özelde, devlette ya da üniversite araştırma hastanelerinde, hangisinde olursa olsun bir heyet var. Heyetin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda, evet, evet, uygulamalar yapılıyor. Peki kritik olan şey sadece o heyet üyelerinin olmadığı yerlerde bunun sıkıntıları söz konusu olabilir. Yoksa her yer bunu uygulamak için bence şey yapar. Yok, verilen ve yapılan uygulamalar hep aynı mıdır? Aynıdır aşağı yukarı, tabii. Yani hiçbir değişiklik? Aşağı yukarı yoktur. Çünkü internet üzerinde artık bilgi o kadar hızlı yayılıyor, evet, ki bütün dünyada da bizde de. Sadece imkanlar, olanaklar, o ilaca ulaşmakla ilgili sorunlar. Ama son zamanlarda zaten devlet, bakanlık o ilaçlara ulaşma konusunda da bize çok büyük katkı sağlıyor. Yani ülkede bu konuda çok avantajlı. Yani Türkiye'de bu tip hastalarımıza bence çok avantajlı, onu söyleyebilirim. Hepsi için aynı şeylerin yapılması, benzer kararların verilmesi, benzer işlemlerin yapılması, benzer ilaçların kullanılması söz konusu. Bununla ilgili gerçekten böyle bu iş. Vatandaşın herhangi bir şey, bedel alınıyor mu bununla ilgili? Bildiğim kadarıyla devlet mutlaka devlet güvencesinde. Sadece örneğin ameliyat etmek istediğiniz olmanız gerektiğinde, ille de şu hekim ameliyat olsun dediğindeki özel ücretin dışında herhangi bir ücret tahakkuk etmiyor. Peki ameliyat yayılma anlamında, yani insanlarda böyle bir düşünce var. Evet, evet. İşte kansere bıçak değmemesi lazım, yayılır. Gerçekten öyle mi efendim? Siz de aktüel bir insansınız, inanmadığınızdan eminim. Bu aslında şuradan... Ama söyleniyor, hani bazı doğru bildiğimiz yanlışlar, evet, yanlış bildiğimiz haklısınız, doğrular olabiliyor ya. Aslında aydınlatmak için 15-20 sene önce çok da sık karşılaştığımız şeylerden biri buydu. Bir tanesi de eskiden cerrahi biyopsi yaparak tanı koymaya çalışıyor idik.
Ama o zaten ileri bir tümör aslında. Şimdi iğneyle koyuyoruz ve belki de çoğu ya da önemli bir kısmı ele gelmiyor lezyonların. Şimdi iğne girip çıktığında problem olur mu sorulara? Bunlar hepsi araştırılmış durumda. Böyle bir şeyin olması çok söz konusu değil. Cerrahi biyopsi yapılan hastalarda da gerçekten çok anormal ve büyük kitleler, büyük lezyonlar ve evresi yüksek hastalar. Yani onun bıçak değmekle değil, zaten istihap haddini aşmış, muhtemelen %60-70 başka organlar olan ulaşımı sağlanmış hastalıklar olmasıdır. Onun için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Peki. Sonra tekrar devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Zafer Utkan'la sohbetimize devam edeceğiz. Kanserle ilgili aklınıza gelecek soruların cevaplarını hocamızdan alacağız. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın hocam, şimdi birinci bölümde hep yaş ortalaması 50'nin üzerinde kadın ve erkeklerde belli zamanlarda işte tahliller yapılması, tetkikler yapılması, kontroller yapılmasından söz ettik. Ama sohbetimiz arasında da dediniz ki 31 yaşında çok genç bir hastamı bugün muayene ettiğinizden söz ettiğiniz kanser hastası. Allah acil şifalar versin tüm hastalarımıza. Günümüzde kolon kanseri galiba daha çok gençlerde olduğu ifade ediliyor. Bunun doğrusunu, yanlışını sizden öğrenelim efendim. Buyurun. Son zamanlardaki değerlendirmelerimiz özellikle genç popülasyonda daha çok görüldüğüyle ilgili bilgiler verdi. Burada da bir yüzde vermek gerekirse %30, %35 kadarı 40 yaş ve altında. Çok önemli tabii hocam. Evet. Yani bunun kuvvetli bir sebebi yine hep başta söylediğimiz, evet özel bir takım risk faktörlerini saymak da mümkün ama yine beslenme alışkanlıkları, kentsel yaşam, kilo fazlalığı, yağlı yiyeceklerle beslenme, dengesiz beslenme, bütün bunların hepsini saymak mümkün. Dolayısıyla aslında şöyle bir şey de var, tespit de var. Beslenmeyle ilgili sorunlarımızı çözsek kanserlerin üçte birinin görülmeyebileceğiyle ilgili bir bilgiye de sahibiz. Textbook bilgisi. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, kat etmemiz gereken şey biraz da bu galiba ona çeki düzen vermek. Zaten biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımız sigara içimiyle ilgili özellikle kapalı mekanlarda sigara içimiyle ilgili çok radikal bir karar almış ve 2006-2007'den itibaren neredeyse %5-6 civarında akciğer kanserlerinde bir azalmayı biz fark etmiştik, ölçebilir bir duruma gelmişti. Ama hala orada da gene yol almak gereken şey var. İkinci önemli konu da bakanlığın obeziteyle ya da şişmanlıkla ilgili değerlendirmeleriydi. Bu konuda da çok özel, önemli adımlar atıldığını ben biliyorum ama net olarak söylemem gerekirse 18 yaş üzeri yetişkinlerin kadın erkek cinsiyeti ayırmaktan söylemek gerekirse %30'u kadınlarda bu %38 %40'larda erkeklerde de %22 %25'ler civarında yani onların 1/4-1/5 kadınların da 1/3 fazlasında maalesef kilo fazlalığı ya da obezite söz konusu. Bunların hepsi işte maalesef başka hastalıklara yani eklemlerle ilgili hastalıklara, kalp damar sistemi hastalıklarına da daveti çıkardığı gibi ona atfedilen kanserlerin gelişmesine de söz konusu olabilmekte. Dolayısıyla bizim bu konuda da bir halk sağlığı sorunumuz gibi gözüken şeyi halletmemiz gerekiyor. Yani hep şeye dayanıyor aslında. Tedavi edici değil de koruyucu hekimlik kısmını bizim yeniden dillendirmemiz, güçlendirmemiz konuşmamız, söylememiz, defalarca farkındalık yaratan bu toplantılarda dillendirmemiz bence çok önemli. Sayın hocam, şimdi kanser hastalarını tedavi konusunda sadece Kocaeli'nde değil, Türkiye genelinde gerçekten hatta ülkenin dışında da bir markasınız. İşte Profesör Doktor Zafer Utkan denilince işte kanserle ilgili bir problem olduğunda ilk adres
Hemen sizsiniz Sayın Utkan. Onur duyarım. Teşekkür ediyorum. Şimdi efendim tedavi, obezite vesaire ama bunun dışında kalıtsallıkla ilgili yani soydan gelen soya çekimle ilgili bu kanserin neresinde? Evet. Rahatça söyleyebiliriz ki aslında çok da abartılı bir yüzdelik değil o. Genellikle %5 ile 10 kadarı kanserlerin genetik geçişli. Fakat ailesel geçiş diye de ayrıca bir şeyimiz var. Genetik olmayan yani o kanser olan bireyin yaşam şekli, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları da bir miktar bu geçişi sağlıyor. O zaman %15 kadarı genetik ya da ailesel geçişli diye söyleyebiliriz. En az %50'si çevresel faktörler. %30-35 kadarı da aslında rastlantısal mutasyonlar ve yaşla ilgili olan şeyler. Dolayısıyla genetik geçiş çok çok yüksek değil. Ama zaten böyle bir şey söz konusu olduğunda bize problemi olmayan bireyler daha rahat ulaşıyorlar. İşte annem de, işte anneannemde de şu var vesaire deyip daha erken yaşlarda karşılaşma şansı yakalayabiliyoruz, bulabiliyoruz o insanlar için. Daha kolay değerlendirme şansı, daha hassas oluyorlar, daha dikkatli oluyorlar ve bizlere ya da sağlık kurumlarına kolaylıkla daha erken bu maksatta ulaşabiliyorlar. Evet. Peki genetik hocam, geçiş olduğunda şunu da söylemem lazım. Her jenerasyonda birkaç kişide problem çıkabilir anlamı taşıyor. Bu çok sert bir durum. Neyse ki %5, %5, %7 civarında. Ailesel olduğunda da birkaç nesil atlayabilir. Dolayısıyla hastaya, kişiye sorduğunuzda ya da problem olan yani kanser olan kişiye sorduğumuzda hatırlamadığını bize söyler ama belki de iki jenerasyon önce ailesinde aynı kanserden olabilir. Tabii bu çok uzun süreçlerde hatırlanamayacak ve dolayısıyla o yatkınlığın oradan kaynaklandığı anlaşılamıyor olabilir. Peki hocam kanserli hastaların çocuk sahibi olmaları. Evet. Özellikle kadınlarda. Burada iki sorun var Fazile Hanım. Bir tanesi kullanılan ilaçlar, kemoterapi, yani şöyle tabii cerrahi olarak jinekolojik organlarla ilgili bir tasarrufta bulunulduysa zaten bu mümkün değil ama başka maksatla kanser tedavisi görüldüğünde de sistemik tedavi dediğimiz kemoterapinin, radyoterapinin yan etkileri gebe kalmaya engel teşkil edebilir. Onun için bu var sayın söz konusu da genç hastalarda özellikle yumurta dondurma şeklinde bir işlemi mutlaka öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Dondurulan yumurta tedaviler bittikten ve tam şifa sağlanıp da hastalarımız için remisyona girdikleri düşünüldüğünde ve gebe kalmanın bir sakınca olmadığı bir süre geçtiğinde o yumurtalar eğer adet görmüyor, yeniden yumurtlamıyor, ovülasyon periyodu, siklusu gelişmediyse o yumurtalar kullanılabilir hale geliyor. Böyle bir sorun olabilir. Fakat kemoterapi vesaire gibi şeylerin metabolitleri, o ilaçların etkilerinin azalması, geçmesi için de genellikle en az 2 sene, bir sürenin geçmesini de bekliyoruz açıkçası. Bu meme kanseri için biraz ayrıcalık var. Meme kanseri o süre biraz daha uzun. Özellikle hormona bağımlı meme kanserlerinde bir hormon ilacı kullanır hastalarımız 5 yıl hatta 7 yıl 10 yıl kadar. İşte o tip karakterde olanlarda en az 5 yıl en az 3 yıl ama ortalama 5 yıl kadar gebe kalması çok istenmez. Yeniden doğurganlık özelliklerini kazandığı anda bu östrojenin ki östrojen en önemli risktir meme kanserinde. Dolayısıyla yeniden aktive olmasını ve dolayısıyla hedef organ örneğin bir tanesi meme alınmış olsa bile karşı meme tehdit altında olacaktır. Dolayısıyla böyle bir risk söz konusu. Gebe kalmaları söz konusu olabilir. Ama bunu da mutlaka hekim ile görüşerek, onkoloyla da görüşerek o makul süreyi atlatmalarını tabii öneriyoruz. Bir de hocam kanser hastalarının kanser ortaya çıkmasında şu söyleniyor. Ani şok, üzüntü den sonra kansere yakalandım
Böyle aslında bir şey söz konusu mu? Şöyle, makul, nedir tetikleyen? Makul sayıdaki kanser hücresi organizma baş edebilir aslında. Fakat böyle ruhsal travmalar, vücut direncini azaltan durumlar tetikleyebilir. Hücreler mutasyona uğrayabilir. Bu çevresel kirlilikler, kimyasallarla temas, işte sigara içimi, ultraviyolenin şeyi, belli yaşlara kadar ulaşmak, bütün bunların hepsi o hücrelerde mutasyonlar sonucunda ve kanserleşmeye kadar gidebilir. Yani bozukluk olan hücre kanser yapısına dönebilir. Böyle düşünelim. Ruhsal şeyler de vücut direncini azaltan durumlardır. Muhtemelen var olan, belki de bir 10 sene sonra karşımıza çıkacak şey, çok daha erken tetiklenmiş, aktive olmuş, karşımıza çıkmış olabilir. Gerçekten sarsıcı bir durum gibi gözüküyor bu tip şeyler. Onun için kanserle de karşılaşınca hastanın o ekibin içerisinde, biraz önce başta saydığım ekibin içerisinde mutlaka bir psikiyatrın da bulunması, uzayan tedavi süreçlerinin daha pozitif bir birey oluşturarak karşılaşmasını sağlayacaktır ve aksamadan yürümesi konusunda da işimizin daha doğru yapılması konusunda da bize destek olacaktır. Sayın Hocam, şimdi bir de evlerimizde ya da kapılarımızın önünde baktığımız küçük dostlarımız var. Evet. Şimdi onlar bize psikolojik olarak zaman zaman gerçekten çok güzel şeyler yaşatıyor. Sinirli olduğumuzda bizi tedavi ettiğine inanıyoruz. Onların mırıldamalarıyla vesaire. Şimdi bu küçük dostlarımızın kanser hastaları, şimdi insanın evet yaşantısı mı, yaşaması mı, yoksa sevdiği bir küçük dostuyla hayatını devam ettirmesi mi? Buna hemen cevap verelim. Hiçbir sakıncası yok. Yok değil mi? Buna gerçekten çok sevindim. Çok iyi anlattınız. Çünkü bir önceki sorunun şeyi gibi gerçekten hayat veren. Evet. Yaşam veren. Hatta şöyle diyor, bir yerde okudum. Dostlarıyla konuşmasından daha fazla motive edici. Ve bu gerçek. Evet. Meşguliyet sağlayan, evet, onu güçlendiren bir şey. Zaten buna ihtiyacımız da var. Yani bir immünoterapi gibi desteklenmesi. Onun için bir sakınca görmüyoruz. Ama tabii bütün mesele onların gerekli aşılarının falan yapılarak, yani ev bakımında zarar vericiliğinin olmaması, yani hayvansal problemler açısından zarar vericiliğinin olmaması. Siz ona bakarsanız ömür boyu sizinle birlikte yaşayabilir diyorsunuz. Mükemmel. Hangi hastalık olursa hiçbir sakınca olsun. Yok. Çok teşekkür ederim bunun için özellikle. Evet. Efendim, şimdi bir de hani ameliyatlardan, işte terapiler, şeylerden, ışınlardan söz ettik ama bir de kanser hastalığıyla ilgili akıllı ilaç ve bir de tamamlayıcı tedavi. Evet, buyurun. Bu sözü çok sevdim. Tamamlayıcı tedavi olması sözünü. Tabii biz modern tıpla uğraşan insanlar olarak bunun başka bir alternatifi olduğunu asla düşünmüyoruz. Ancak her yönüyle hastanın desteklenmesini sağlayan tamamlayıcı da destekleyici tedavilere de kesinlikle açığız. Onların ama onun böyle bir şeyi var herhalde. Açığız derken de dikkat olmamız gerektiren, evet, bir şey bu. Belki bizim önerilerimizle bu açığı kapatacak alanlara yönlendirilmemizi daha doğru bulurum. Yani ki hastaların, hasta yakınlarının kendilerinin başvurduğu alanlar değil de gene bu sağlık profesyoneli olarak bizlerin önereceği, kendilerinin sorması halinde önereceği yerlere, daha profesyonelce bu işi yapan, sertifikasyon sahibi olan insanların çalıştığı yerlere belki bizim yönlendirmemiz daha doğru olabilir bu açıdan. Ama biraz önce bahsettiğim gibi asla alternatif olamaz. Aksi takdirde yine daha önce de söylediğim gibi bir tıbbi tedavide kullanılan ilaçla orada kullanılan ilacı ya bunu kullanın ya bunu kullanın gibi bir şey söz konusu olamaz şimdiki değerlendirmemizde. Dolayısıyla gerçekten dün dünyanın uyguladığı ve sonuçlarını aldığı ilaç tedavilerini ya da işte cerrahi uygulamaların ya da radyasyon uygulamalarını bir kenara bırakmak ya da yarım bırakmak ya da o rejimleri bırakarak
diğer tedaviler konusunda ön almak çok da doğru olmayabilir ve çok sıkıntılı şartlarda hastalara tekrar karşılaştığımızda rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz daha dikkatli olmalarını hep öneriyorum açıkçası. Efendim, şimdi tamamlayıcı tedavi kısmında bunu hastanelerde yapıyorlar. Ama onun dışında Ahmet amcamıza iyi gelen bir ilaç var. Ayşe ablamıza iyi gelen bir ilaç var. Aslında aşağı yukarı bunu söylemeye çalıştım. Bu herkesin hastalığı, herkesin ilaçlara olan direnci, o ilacın o kişide göstereceği yan etkiler, o istenmeyen etkiler vesaire, herkes için farklılıklar taşıyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin iyice bilinmesi, araştırılması gerekiyor. O nedenle hastane dışı ya da bakanlığımızın onaylamadığı alanlar diye söyleyelim. Alanlarda bu işlerin yapılması çabası bizi çok üzen durumlara götürebilir. Dikkatli olmalarını özellikle öneriyorum, tavsiye ediyorum. Peki akıllı ilaçla ilgili ne söyleyeceksiniz şimdi efendim? Şimdi kemoterapi kural itibariyle çok hızlı üreyen, çoğalan hücreleri yakalıyor ve onları ortadan kaldırıyor. Biz onlara sistemik tedavi diyoruz Fazil Hanım. Yani damardan veriyoruz, ağızdan veriyoruz. Kana geçiyorlar ve hücrelerin bulunduğu alanları da giderek yakalıyorlar, onları öldürüyorlar. Ya da bölünerek çoğalmalarına engel oluyorlar. Yani bir çeşit uyutuyorlar o ilaçta hücreleri. Fakat bir taraftan işte kaşımız dökülüyor, saçımız dökülüyor. Sidik torbamızda, mesanedeki hücrelere zarar veriyor. Kan hücrelerimizi sayılarını azaltıyor. Onlar da hızlı üredikleri için seçiciliği yok. Böyle düşünelim. O ilaçların seçiciliği yok. Bir sonraki rejim uygulamasına geçilmeden önce biliyorsunuz bir kan testi yapılır ve kan değerleriniz normalse o ilaçlar verilir. Çünkü daha düşük olduğu zaman çok dramatik bir tablo ortaya çıkar. Saçımız, kaşımız yerine gelebilir ama kan değerleri düşükken o ilaçlar pek verilmez. Bir hafta sonra kan değerlerine tekrar bakılır vesaire. Şimdi hedefe yönelik ilaçlar da o kanser hücresini en kolay anlatımıyla yakalayan, sadece kanser hücresini yakalayan, sadece ona onun için zarar verici olan şeyler. Çok yaygın kullanımı henüz yok ama seçici davranarak bazı şeylerde, hastalıklarda, bazı kanser türlerinde çok neticeleri var ve hastalığı kronik hale çeviriyor. Yani hapsediyor, stabilize ediyor ve yaşamımızı onunla da sürdürmeye devam edebiliyorsunuz. Siz için zarar vericiliği azalmış oluyor ya da bitmiş oluyor. Şimdi bazı kanser türleri var ki o kanser türlerinde önce ülkemiz kanserle mücadelede hangi noktada? Bir bu. İkinci olarak da yurt dışında bir ülke var ki kanserle mücadele kısmında ya da tedavi kısmında gerçekten dünyanın her tarafından o ülkeye gidip orada tedavi olduğu ifade ediliyor. Ne dersiniz? Evet. Ülkemizin yine başta da söylemiştim oldukça iyi durumda olduğumuzu. Sağlık Bakanlığımızın çok önemli desteği var. Bir koruyucu hizmetler açısından işte bu ketemlerin durumu. Tamam. Bu hastalığa yakalanan insanların tedavileri süreçlerindeki ciddi katkıları. Tabii sıkıntı biraz ilaç endüstrisiyle ilgili. Mecburen dışarıya bağımlılık söz konusu ama hükümetin de işte milli ilaç politikaları vesaireyle bunlar yerine getirmeye çalışırsa da tabii bir çırpıda hemen halledilmesi çok mümkün değil. Biraz orayla ilgili sıkıntılar söz konusu. Tabii dışarıya bağımlı olmamız teknolojik açıdan da son derece pahalı olması. Bazen bunların tekrar gözden geçirilmesi, işte bulunabilirliklerinin bazen zorlaştırılması, bazen kolaylaştırılması süreçlerini getiriyor. Ama her şeye rağmen oldukça iyiyiz. Aslında cerrahi açıdan da rahatça söyleyebilirim ki çok üstünüz. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Bahsettiğiniz yer Küba. Evet. Biz aslında tabii uygulayıcılar olarak textbook dediğimiz bizim özel kitaplarımıza geçen tedavileri yapıyoruz. Ama Küba'nın orada yeri yok. Fakat Küba
akciğer kanserleri ile ilgili, küçük hücreli kanser vesaire gibi kanserlerle ilgili immünoterapi, vücudu güçlendiren bir takım antikorlar buluyor veya uygulamalarını sağlıyor. Bununla ilgili iyileştiğini söyleyen, bundan iyi haberlerle gelen hastalar var. Ama biliyorum, çok iyi biliyorum. Bunun iyileştiği sürecinden sonra yeniden rebound ettiği gibi daha da şiddetle ortaya çıkan hastalığı olanlar da var. Bir ilacın ortaya çıkması 10-15 sene içinde sağlanabilir. Ve o faz çalışmalarıyla hayvan deneyleri, az sayıda insan, daha çok sayıda insan, çok sayıda insandaki denemeler ve onların bir süre gözlemlendikten sonraki yan etkileri vesaire gözlendikten sonra ortaya çıkar. Bütün faz çalışmaları yapılmış mıdır? Bu ilaçların kullanılmasında yan etkileri var mıdır? Sonradan bunlar ortaya çıktığında o insanlara, yani işte Küba'daki bu işleri yapan insana ulaşmak kolay mıdır, değil midir? Bunlar ilgili sorunlar var bence. Bir takım seyahat acentalarının bunları düzenledikleri ilgili de bilgiye de sahibim. Ama rutin kullanılan şeyler değil. Sıklıkla bizim buradaki uygulamalarımızdan netice alamadığımız ya da işte tıbbın bir yerde duraksadığı veya neticelerinin çok da parlak gözükmediği hastalar genellikle bunları tercih ediyorlar. Bir şey de söyleyemeyiz tabii bu durumda. Evet. Ama hani rutin uygulanan şeyler olsaydı ve bunlar hakikaten her hasta için, her kanser için ya da bir kanser için örneğin son derece popüler ve hayat kurtarıcı olsaydı mutlaka onu Avrupa'da, Amerika'da da bu işlerin yapılabilmesi söz konusu olabilirdi. Böyle bir şey de söz konusu değil. Hep yerel kalmış olması da yani geleneksel tıp, bizdeki tıp gibi bir uygulama diye düşünüyorum. Hı hı. Sayın Utkan, şimdi son 5 dakikamız. Evet. İzleyicilerimize ne mesajı vermek istersiniz? Bunu sizden alalım. Evet, kanserle evet. ilgili neye dikkat etsinler? Evet, ne tabii. söylemek istiyorsanız buyurunuz efendim. Bu hafta nedeniyle bir kere bir kez daha konuşma fırsatı verdiniz. Ben neredeyse 30 seneye yakın şehirdeyiz. Yaptığımız cerrahi işlemler, tıbbi tedavilerin ötesinde yapmamız gereken en önemli şeyin koruyucu hekimlik olduğunu mutlaka en temelinde eğitimimizi almaya başladığımız, tıp fakültesindeki eğitimimizi almaya başladığımız zamandan kalan şeyin hala çok önemli olduğunu ve tedavi edici hekimlikten de önce geldiğini mutlaka herkese hatırlatmak istiyorum. Bu amaçla kanser kontrol mekanizmasını oluşturmamız lazım. Bunun için başlangıçta saydığımız şikayetler, belirtiler, bunlara önemsemeliyiz. Artık devlet kolaylıkla hekime ya da bir sağlık kuruluşuna ulaşma şansı veriyor. Her zaman tıp fakültesi olmayabilir ya da üniversite hastanesi olmayabilir ama devlet hastaneleri, işte şehir hastanelerimiz, özel hastaneler vesaire çok sayıda yetişen uzman söz konusu. Ve uzun süreden beri olan şikayetlerinin ne anlama geldiğini ya da farklı bir anlama gelip gelmediğini anlayacak basit testlerin yapılması söz konusu olabilir. Oralarda konulmuş tanı, teşhis ya da bir yere varılamama, tanıdaki güçlükler de belki biz referans hastanesi olarak bunun cevabını vermeye çalışabiliriz. Sigara ya da tütün alışkanlığından vazgeçmek akciğer kanserinden önleyici olabilir. Hepatit aşılarının yapılması, devlet ön almak istedi ama HPV aşısının ancak belki de yine ekonomik şartlar ya da başka sebepler olabilir. Mutlaka 12 yaşından itibaren kız çocuklarımıza yaptırılması. Bunlar koruyucu, önleyici şeyler. Ama bunun dışında önleyemediğimiz fakat erken yakalama şansımızın çok olduğu 3 tane kanser tarama, ulusal tarama şeyimiz var, organizasyonumuz var. Bir tanesi meme. 40 yaşından itibaren hiçbir sorun olmayan kadınlarımızın mamografi çektirmesi, 35 yaşından itibaren kadınlarımızın simir testi yaptırması,
Ve 50 yaşından itibaren de gaytada gizli kan dediğimiz büyük abdestte gizli kan testi yapılması ve pozitifliği halinde kolonoskopi yapılacak merkezlere gönderilmesi bence bugünkü konuşmalarımızın özeti olmalı. Yapmamız gereken en önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. İzleyicilerimize, TV41 izleyicilerimize anlaşılır bir şekilde kanserle ilgili evet evlerden uzak etsin ama geldiği zaman da Allah'tan sizler gibi hekimlerimiz var. Ülkemiz açısından şanslıyız. Yani evet. Yani bireyselden çok ülkemiz açısından, şehrimiz açısından da şanslıyız. Bunu söylemek lazım Fazil Hanım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programının bu akşam sonuna geldik ve iki gün sonra da Ramazan Bayramı'na başlıyoruz. Ramazan Bayramı'nda oldukça aslında uzun bir bayram tatili ama biz ülke olarak alışığız uzun bayram tatillerine. Onlardan bir tanesini yaşıyoruz gene. Hayırlı, uzun, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. TV41 ailesi olarak ben ve ekip arkadaşlarım efendim. Hayırlı akşamlar, iyi bayramlar.